işte. Abi çoğul getir çoğul. O da var abi. Buraya çalışmaya geldik ailemle beraber. Bütün ailemi toplayıp da geldim buraya. Okullar da açıldı. Fakat işimiz de az kalmış. O yüzden işimizi bitirmeden gitme gibi bir niyetimiz yok bizim burada. İşimizi bitirip okulumuza da gideceğiz. Hem harçlığımızı çıkaracağız hem de derslerimize bakacağız. Memnunuz halimizden. Hem çalışıyoruz hem okuyoruz. İkisini de başarıyoruz Allah'a şükür. Hem aklımız var hem elimiz çalışıyor hem konuşuruz. Öyle işte. Buraya çalışmaya geldim. Daha önce fabrikada çalıştım 7 ay. 6 ay evde kaldım. Şimdi de ailemle, babam, ablam ve iki kardeşimle buraya geldim. 45 gündür buradayız. Bir 10-15 günümüz kaldı. Burayı bitirip evimize gideceğiz. Bir grubu işçiler 3 tane, 4 tane idare ediyor mesela. Fındık az olduğundan dolayı. Bir de masraflar yükseldi. Millet kıstı her şeyden. Masraflar yükseldiği için ister istemez ağacından Allah'ın fındığı dibine dökmeye başladı millet. Masrafı düşürmek için. Fiyatlar uygun değil. Fiyatlar uygun değil. Fiyatlar bir şey bırakmıyor yani çiftçiye, üretene. Ya üretici bir şey kazanmıyor. Bunu pazarlayan para kazanıyor. Onun için her şeyden kısmak zorunda köylü vatandaş. Yani fiyatlarda hani bir geçen seneye nazaran bu sene bir fiyatlarda öyle bir çok ilerleme bir şey olmadı. Onun için hani görünüşte fındık kurtarıyor, görüküyor ama fındık kurtarmıyor. Yani görünüşte büyüklerimiz kurtarıyor gibi görüyor ama yanlış bilgi veriliyor, kurtarmıyor fındık. Çünkü gübre yükseldi, işçi parası yükseldi, her şey yükseldi. Ya bunda parayı kazanan, pazarlayan, köylü vatandaş sadece bunun hamalını yapıyor.